Yaş 63, Oscar sayısı 3. Muazzam bir performans değil mi? Nadiren yüzünü gösteren bir deha. İngilizce oynayacağı halde var olmanın dayanılmaz hafifliği filminde canlandırdığı Çek doktor için Çekçe öğrenen bir performans delisi. Daniel Michael Blake Day-Lewis. Aramızda Daniel Day-Lewis. İlk Oscar'ını kazandığı My Left Foot filmi için çekimler boyunca tekerlekli sandalyeden hiç kalkmayan, hatta ellerini hiç kullanmayıp başkaları tarafından kendine yemek yedirten, rolü gereği kambur durmaktan bazı kaburgalarını kıran bir metot abidesi. Son Mohikan filmi için de çıplak elle avlanmayı, kendi avladıkları dışında kendisine verilen hiçbir yemeği yememeyi sette alışkanlık haline getirmiş ve role bağlılıkta sınırları zorlamış olağanüstü bir aktör Daniel Day-Lewis. Zaman zaman film çekmeyi bırakıp Floransa'da ayakkabıcılık mesleği de edinen Daniel'dan şu 5 filmi öneriyorum. 2007 yapımı, yönetmenliğini Paul Thomas Anderson'ın üstlendiği, ikinci Oscar'ını kazandığı There Will Be Blood. Hep daha fazlasına sahip olmak isteyen bir petrol avcısının gencecik bir rahiple yaşadığı çatışmalar. Bence bu film 2000'li yılların en büyük sinema olaylarından biri. 1993 yapımı, yönetmenliğini Jim Sheridan'ın üstlendiği In the Name of the Father, Babam için. Ve yine yönetmenliğini Jim Sheridan'ın yaptığı, ilk Oscar'ını kazandığı, kaburgalarını kırdığı My Left Foot. Doğuştan beyin felçli doğduğu için sadece sol ayağını kullanabilen İrlandalı yazar Christy Brown'un aynı adı taşıyan kitabından uyarlanmış gerçek ve olağanüstü bir yaşam öyküsü. Tekrar Paul Thomas Anderson'la birlikte çalıştığı 2017 yapımı Phantom Thread. Ben bu filmi bazı arkadaşlarıma izlettiğimde "Ya bu adam gerçekten terzi mi?" demişlerdi. Olağanüstü atmosferi, büyüleyici kostümleri ve harikulade yönetmen Martin Scorsese'la birlikte çalıştığı 1993 yapımı Age of Innocence, Masumiyetin Yaşı. Seni met etmekten hiç sıkılmayacağız galiba Daniel. Gerçekten çok gıcıksın. Yıllandıkça karizmatikleşen, kimisi için de yani ne karizması, tam bir Freddy Krueger ifadeli adam olarak bilinen, Hollywood'un hayli aykırı adamı, hatta o kadar aykırı ki Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun yakalanmasında kimi çevrelerce payı olduğu düşünülüyor. Oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra gazetecilik merakı da olan, hatta iddiaya göre El Chapo ile Rolling Stone dergisi için röportaj yapmış, uyuşturucu baronunun izi böyle bulunmuş. Evet evet, ta kendisi. Sean Justin Penn. İki Oscar'ı ve üç de adaylığı bulunan 60 yaşındaki bir diğer gıcık Sean Penn daha çocuk yaşlarda elinde kamerası film çekme denemeleri yapmış bile. Adam olacak çocuk ve boku Penn'i oldukça açık bir şekilde açıklıyor. Bu kadar bilgi, beceri, bu kadar ödül Madonna'nın ilk kocası olmamak için bir sebep kalmıyor. Evet, Madonna'nın da ilk kocası. 1982 yılında kamera karşısına, 1990 yılında kamera arkasına geçen ve kameranın neresine geçerse geçsin unutulmayacak performanslar sergileyen bir diğer övülesi gıcığımız Sean Penn'den şu 3 filmi öneriyorum. 2007 yılında çektiği bana göre yönetmenliğinin ustalık eseri olan Into the Wild. Filmde Emile Hirsch'in performansı da bedensel değişimi de takdire şayan. ...1995 yılında çekilen ve Penn'e ilk Oscar'ını kazandıran Susan Sarandon'la resmen düet yaptığı mı desem yoksa bir bale gösterisi sergilediği film mi desem tam şu an bilemedim. Dead Man Walking. Dakota Fanning'in henüz 7 yaşındayken "Bakın hepinize oyunculuk eğitimi veririm" dediği, Sean Penn'e Oscar adaylığı da getiren
benim defalarca izlediğim ve izlettirdiğim, hem de defalarca izlettirmeyi çok sevdiğim film I Am Sam. Seni de Sean, seni de daha çok öveceğiz gibi duruyor. Bundan hiç şüphem yok. Thank you.